Webtekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Orta segmentin en çok satan ailelerinden biri olan Redmi'nin son üyeleri karşımızda. Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Redmi Note 12 ve 12 Pro'yu çokça kez listelerimize aldık, inceledik ve oldukça rekabetçi olduklarına hemfikiriz. Peki yeni üyeler ne kadar iddialı? İki telefonda kamera çözünürlüğü konusunda amiral gemisi seviyesine çıkarılmış 200 megapiksel ana kamerayla geliyorlar ve bu ana kamerayı 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik de makro kamera takip ediyor. 200 megapikseli kullanabilmek için kamerada gerekli ayarı yapmamız gerekiyor bu arada. Yoksa telefon varsayılan modda 12 megapiksel fotoğraf çekiyor. İki telefon arasında çekim kalitesi açısından küçük farklar görüyoruz. Note 13 Pro Plus küçük kardeşine göre bir tık öne çıkıyor ama devasa bir fark mı? Benim gördüğüm kadarıyla değil açıkçası. Onun dışında zamanla fark edilecek bir fark arayüz hızı olabilir. Farklı donanımlara sahip oldukları için kameranın tepki hızı Note 13 Pro'da zamanla Pro Plus'ın arkasında kalabilir. Bu zaten tüm telefonlarda olan bir durum ama bir fark olarak bahsetmekte fayda var diye düşündüm. Ön kamerada da her ne kadar 16 megapiksel çözünürlük iki telefon için geçerli olsa da kalite açısından bir fark var. Note 13 Pro biraz daha yumuşak tonlarda, sanki biraz efektliymiş gibi çekerken Note 13 Pro Plus biraz daha son dönemlerde üst segment Android'lerde gördüğümüz tekstürü, yani dokusu daha yüksek sonuçlar sunuyor. Video tarafında ise iki telefon arasındaki büyük farklardan birini görüyoruz. Note 13 Pro Plus arka kamerada 4K çekim yapabiliyorken Note 13 Pro maalesef yapamıyor. Video çekmeyi önemseyen kullanıcılar için bu ayırt edici bir sebep olabilir. Diğer bir önemli özellik olan OIS ise iki telefonda da yer alıyor. Ön kamerada ise iki telefonda 1080p çekim yapıyor. Bu segmentteki telefonlar için ön kamerada 4K çekim standart haline gelemedi henüz. Ama en azından Note 13 Pro Plus'ta olmasını isterdim. Editör gözüyle orta üst segmentte bu özelliğin olmamasını anlayabiliyorum. Bu tarz özellik tercihleri markaların segmentasyon için yaptığı ve rekabetçi telefonlarını amiral gemilerinden ayırt edilmesini sağlayan özellikler ama bir kullanıcı gözüyle ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım dostlar bu konuda. Onun dışında iki telefonda da aynı olan bir diğer özellik PDAF, yani faz algılamalı netlik sistemi. Netleme hızını oldukça artıran bu sistem büyük kameralar için yeni bir özellik değil ama son yıllarda telefonlara entegre edilmesiyle birlikte performansı bayağı arttırdı. Geçen yıldan beri bir süredir aslında bunu görüyoruz. Redmi tarafı da bu güncellemeyi kaçırmamış. Kamera kısmını burada kapatıp biraz tasarımdan bahsedelim isterseniz. Redmi her serisinde tasarım anlamında kendini öne çıkarmayı, cihazlara kendi segmentleri içerisinde bakıldığında Redmi değil mi bu dedirtmeyi başaran bir marka. Note 13 serisinde de buna özen gösterilmiş ve hatta bence Note 13 Pro Plus'ta pek görmediğimiz bir flash konumlandırılmasına gidilmiş. Sizce flash'ın buraya konması nasıl olmuş dostlar? Fikirlerinizi belirtirseniz seviniriz. Bence Note 13 Pro'nun çizgileri orta segment için şık diyebileceğimiz biraz daha üst segmente göz kırpan bir yapıdayken Note 13 Pro Plus kavisli yapısıyla segment içinde ayrışan bir tasarıma sahip. Bana Xiaomi 12 hissi verdi. Burada marka belki rekabetçi bir cihaza biraz daha amiral gemisi çizgilerini yansıtmak istemiş olabilir diye düşündüm ama böyle bir şey olmuş mudur bilmiyorum tabii ki. Bu benim kişisel düşüncem. Tasarımın dışında cihazlar arasında bir dayanıklılık farkı var. Pro Plus'ta IP68 varken Note 13 Pro'da IP54 var. Ki bu da Note 13 Pro'nun sadece su sıçramalarına dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Kullanırken buna dikkat etmekte fayda var. Bu arada iki telefonda da ekran içi parmak izi sensörü bulunuyor. Peki bu serinin ekranları bize nasıl değerler sunuyor? Burada marka abi kardeş arasında çok çok büyük ayrımlara gitmemiş. İkisine de son dönemin orta segment için optimal diyebileceğimiz donanımlarını koymuş. İki telefonda çerçeve farkı yüzünden her ne kadar öyle gelmese de aslında aynı ekran büyüklüğünü sunuyorlar bize. 6.67 inç. Note 13 Pro Plus Gorilla Glass Victus ile birlikte gelirken Note 13 Pro'da ise Gorilla Glass 5 yer alıyor. İkisi de AMOLED panelle birlikte geliyor. 120 Hz ekran yenileme hızı var iki telefonda da ve ayrıca Dolby Vision desteği de yer alıyor. Parlaklık konusunda ise Note 13 Pro Plus 1800 nite kadar çıkabiliyorken Note 13 Pro 1300 nite kadar çıkabiliyor. Bence rekabetçi telefonlar açısından iyi değerler bunlar. İki telefonu en net ayrıştıran şey donanımları tabii ki. Note 13 Pro'da MediaTek Helio G99 Ultra tercih edilirken Pro Plus'ta yine MediaTek'in Dimensity 7200 Ultra modeli tercih edilmiş. Bu iki işlemci arasında bariz bir segment ve performans farkı var. 6 nanometrelik G99 Ultra daha çok orta segment cihazlarda tercih ediliyorken 4 nanometrelik Dimensity 7200 Ultra orta üst, yani performans anlamında daha çok öne çıkan cihazlarda tercih ediliyor. Aralarındaki Geekbench skoru farklarını da görüyorsunuz zaten. Note 13 Pro günlük kullanımda üzmez, oyunda oynatır ama daha yüksek bir beklentiniz varsa Note 13 Pro Plus'a yönelmek daha doğru olacaktır. Şimdi bir oyun testi yapalım isterseniz. Bir 10 dakika PUBG üzerine bir 10 dakikada Genshin Impact oynayalım ve bize nasıl performans sunduklarını görelim. Evet dostlar, Note 13 Pro ile başlayalım isterseniz. PUBG'de HD ayarlarda oynadık. Daha fazlasına şu an için oyun müsaade etmiyor. 10 dakikalık oyunda yaklaşık 4 derecelik ısı farkı yaşadık. Telefon 29.4'ten 33.8'e yükseldi. Şarjımız ise 68'den 65'e düştü. Genshin Impact'te ise ayarları yükseltebildiğimiz kadar yükselttik. Ne olacak merak ediyorduk açıkçası. Orada da sıcaklık 27.6'dan 36.2'ye çıktı. Açıkçası bu sıcaklık farkını bekliyorduk çünkü Genshin ister istemez daha ağır bir oyun. Ama yüksek ayarlarda bir sıkıntı yaşatmadan oynattı açıkçası. PUBG'nin yanında size Genshin Impact'teki performansını da göstermek istedim.
istedim. Note 13 Pro Plus 5G'de ise HDR'de oynayabiliyoruz. Yani HD'nin de üstünde bir performans sunabiliyor bize oyunda. İşlemci kısmında bahsettiğim segmentasyon farkını burada görüyoruz aslında. İşlemciler arasında gerçekten bir orta segment, orta üst segment gibi bir ayrım var. Onun dışında PUBG oynarken bir takılma veya kasma sorunu yaşamadık. Hatta kara hızı yüksek olduğu için daha da çok keyif verdi bana. Sıcaklığımız ise 29.5'ten 34.8'e çıktı. HDR modunda bu telefon için gayet kabul edilebilir bence. Genshin Impact'te ise sıcaklık 10 dakikada 26.5'ten 36.8'e çıktı. Aslında küçük kardeş gibi o da neredeyse 10 derecelik bir fark gösterdi sıcaklık konusunda. Ama yine de şaşırtmadı açıkçası. Isınmasından çok kasmaması önemliydi bizim için ve bu konuda bir sorun yaşatmadı bize telefon diyelim ve devam edelim. Diğer donanım özellikleri nasıl peki? Yani az önce gördüğünüz performansların RAM, depolama ve batarya ile de ilgisi var sonuçta. Bizim elimizdeki iki cihazda 512 GB depolamaya ve 12 GB RAM'e sahip ama isterseniz Note 13 Pro'nun 256 GB'lık seçeneği de var. Pro Plus'ta bu seçeneği ülkemizde göremedim maalesef. Ayrıca istersek iki cihazda da sanal RAM arttırma yapabiliyoruz. Bu özelliğe henüz tam anlamıyla alışamadığımız için her videoda biraz açıyorum bu kavramı. RAM arttırma cihazın depolamasının bir bölümünü RAM'e aktarması ve cihaz belleğinin dolu olduğu zamanlarda cihaza performans anlamında nefes aldırmasını sağlayan bir özellik. Yine Redmi'lerde de bunu Note 13 Pro'da 4 GB, Pro Plus'ta ise 6 GB'a kadar yapabiliyoruz. Android tarafında ise iki cihazda Android 13 ve MIUI 14 ile birlikte geliyor. Xiaomi tarafı iki telefonunda 3 yıl güncelleme alacağını belirtiyor. Umarım iki cihazda da en kısa zamanda Android 14 gelir. Batarya tarafında iki telefonda da 5000 mAh'lik batarya görüyoruz ve kutudan Note 13 Pro Plus için 120 Watt, Note 13 Pro için ise 67 Watt'lık hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Xiaomi kutuya adaptör koyma konusunda zaten bonkör bir marka ve telefon için en uygun adaptör hangisi ise onu koymuş bu cihazlara da. Böylece kullanımda işte şarjı yeter mi gibi soru işaretleri de 67 ve 120 gibi yüksek watt değerleriyle giderilmiş. Bu videoyu çektiğimiz Şubat 2024 döneminde Note 13 Pro'yu 16.500 lira bandında, Note 13 Pro Plus'ı ise 25.000 lira bandından bulabiliyoruz. Telefonları nasıl buldunuz? Sizce fiyat performans açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.